Bu benim yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım bir alan. Bugün size bu alanda bir sunum yapmaya çalışıyor olacağım. Eğer sunum hazırsa başlıyor olabiliriz. Benim sunumum genelde İngilizce başlık kullanmıyorum ama Yes We Can başlığı, yani kullanmak istediğim bir başlık olduğu için burada koydum. Genelde Türkçeyi doğru kullanmaya ve gerçekten çok dikkat ederim, çok da özen gösteririm. Ama Yes We Can başlığı Obama'nın 2008'deki ilk seçimlerinde kullandığı slogandı. Bilmiyorum hatırlarsınız bazılarınız. O zaman tabii bize çok uzak bir coğrafya olduğu için sadece televizyonlardan vesaire takip etme imkanımız oluyor ama gördüğümüz kadarıyla Yes We Can diyerek Obama orada çok ciddi bir dönüşüm başlattı ve devlet başkanı olarak seçildi. Sonrasında 2012'de tekrar seçildi ve hayatına devam ediyor. O dönemde 2012 sonrasındaki bir dönemde yaptığı bir projede çalışma imkanım olmuştu. Ve o dönemde Yes We Can'in ne anlama geldiğini öğrenme imkanım oldu. Ve o yüzden aslında sunumumda kullanmak istedim. İlk sunumda da Cenk Bey'in bahsettiği bir şey vardı hatırlarsınız. Bir sandalyede ilk önce ona bir inanalım orada bir şey olduğuna ve onun gerçek olduğunu nasıl yorumlarım noktasından başlayan bir noktaydı. Benimki de aslında hani evet bu olabilir ama nasıl olabilirden ziyade yapabiliriz. Evet biz yapabiliriz ile ilgili bir sunum olacak. Bunun ilk noktası genelde bu tip çok fazla konferansa katılıyorum ben. Bu tip çok fazla konferans içerisinde benim de dinleme imkanı bulduklarım da oluyor. Ve tüm sunumlarda anlatılmaya çalışılan şey şu: inspire. Inspire kelimesinin anlamı şu: ilham vermek. Yani genelde konuşmayı yapan kişi karşıda dinleyen kişilere bir ilham vermeye çalışır. Buradan çıktıktan sonra hayata farklı bakıyor olmanızı sağlamaya çalışır. Ama hiçbirimiz tabii ilham vermek kelimesini biz Türkçe'de çok fazla kullanmıyoruz. Ali bana çok ilham verdi falan demiyoruz. Biz biraz daha abiyane bir tabirle gaza geldim diyoruz. Hani işte bugün çok gaza geldim, şöyle bir sunum dinledim vesaire diyoruz. Ben genelde sunumlarımda bu inspire tarafının dışına çıkmaya çalışıyorum. Çünkü bir sunumun amacı eğer sizi gaza getirmekse, eğer size tırnak içerisinde işte gaza getirmek ya da ilham vermekse, o ilham bittiği anda, yani ben sunumu yapıp çekildikten sonra, siz evinize gittikten sonra bir saat içinde, üç saat içinde, beş saat içinde her bünyeye göre değişiklik gösterebilir. Bu gazınız ortadan kayboluyor. Ve sonra tekrar normal hayatınızı yaşamaya devam ediyorsunuz. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Aslında hani liderlik kelimesini de çok sevmiyorum çünkü herkes lider olduğu zaman, yine Memduh Bey'in sunumunda vardı, işi kim yapacak? Hani o noktada kalıyor. Yani herkes lider, herkes emir verdiği zaman işi yapacak kişiler kimler? Bunlara da bakmak gerekiyor. Ben o yüzden liderlik kelimesini sevmiyorum ama sizi bir adım ileriye nasıl taşırız diye baktığımda, o yüzden inspire kelimesinin bir nokta ilerisine geçmek gerektiğine karar verdim. Ve ben dinlediğim tüm sunumları artık şu gözle dinliyorum arkadaşlar. Birisi bana bir şey anlatıyor ve başarısını anlatıyor, bir ilham veriyor ya da bir şey aktarmaya çalışıyor. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Bana senin yaptığın başarıyı nasıl yaptığını, o sırrını bana anlatabilir misin? Aslında bugün size çok kısa bir sunumda bunlardan değiniyor. Bunları anlatmaya çalışıyor olacağım. Sunumu ilerletebilirsek. Aslında hayatımız boyunca, tüm hayatımız boyunca yaptığımız şey işte bir A noktasından bir B noktasına gitmeye çalışmak. Hepimiz doğuyoruz, hayata geliyoruz ve günün bir noktasında artık ömrümüzü tamamlıyoruz ve bir diyardan göçüp gidiyoruz. O iki nokta arasında yolculuk yapıyoruz aslında. Bunun iki nokta arasında işte kariyer dediğimiz, başarı dediğimiz, başarısızlık dediğimiz her şeyi bu iki arada yaşıyoruz. Dolayısıyla A noktasından B noktasına giden yolculuk içerisinde bir eğri içerisinde gidiyoruz. Bu eğri herkes için farklılık gösterebiliyor. İnişler olabiliyor, çıkışlar olabiliyor. Bazılarının B noktası A noktasının çok gerisinde olabiliyor. Yani aşağılık, yukarılık anlamında söylüyorum. Ya da bazıları çok kısa zamanda çok büyük işler başarıyor. B noktasını çok yüksek bir yere koyuyor. Ya da bazılarının ömrü yetmiyor. Çok kısa bir sürede belki dünyayı değiştirebilecekler ama yaşayabilecekleri, yapabilecekleri süre bunlara yetmiyor. Ve A noktasından B noktasına giden yolculukları farklı noktalarda bitiyor. Tabii işte ömür dedik, hep yaşam, işte yaşantımız, başladık, gidiyoruz. A noktasından B noktasına gitmeye çalışırken de geçen şey aslında ne? Zaman. Yani bizim yaşımız. Doğduk, bir yolculuk yapmaya başladık ve bu yolculuk içerisinde tükettiğimiz en büyük şey aslında bizim zamanımız. Hayatımızı tüketiyoruz. Ve giderek A noktasından B noktasına, yani farklı noktaya gitmeye çalışırken giderek aslında daha az zamanımız, daha az günümüz, daha az enerjimiz kalıyor. Ve bu süreçte hep yaşımızı, zamanımızı tüketiyoruz. Ve az önce de bahsettiğim gibi ne kadar da yukarıda olursa bu B noktası, o kadar da kendimizi başarılı addediyoruz. Yani biz çok farklı bir noktaya geldik, çok başarılıyız. Ya da işte çok farklı bir noktaya gelemedik, daha az başarılıyız gibi. Herkes burada çok başarılı olmak, az başarılı olmak zorunda değil ama bahsetmeye çalıştığım şey sizin kariyerinizdeki bu farkı nasıl yaratabilirsiniz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Ve bilgisayar mühendisleri ve birçok mühendis tüm sorunları, tüm problemleri aslında matematik problemleri olarak ele alır. Matematik problemleri olarak bakar. Biz genelde bilgisayarlarla uğraşırız. İnsanlarla çok uğraşmamayı tercih ettim ben. Çünkü insanlarda psikoloji gibi bir alan var.
ve çok değişkenlik gösterebiliyor. Ve ben bunu yönetemeyeceğime karar verip dedim ki ben bilgisayarlarla uğraşayım. Çünkü bilgisayarlar her zaman bir komutu verdiğinizde onun karşılığı her zaman sabittir. 2 artı 2 bilgisayar için her zaman 4'tür. Ama insana göre o gün çok mutludur 2 artı 2 8 yapabilir. Ya da o gün çok üzgündür ya da farklı bir durumdadır 2 artı 2'nin 0 yaptığı durumlar da olabilir. Dolayısıyla biz bilgisayarla çalışmayı tercih eden nesiliz diyelim. Ve bu nesil için aslında birçok şey matematik problemidir. Ve A noktasından B noktasına gitmeye çalıştığımız bu yolculuğu da eğer bir matematik problemi gibi tanımlarsak ve işte iki tane ekseni var, yaş ve başarı, iki tane eksene oturtulmuş şey. Burada çok fazla lise öğrencisi, işte üniversite öğrencisi belki arkadaşlarımız var. Matematiği eminim, yani temel matematik bu. Şu aslında yapmaya çalıştığımız şey, bir eğri, bir A ve B ekseni olan bir şey içerisinde bir eğri. Sonra bu eğrinin toplam yüzeyine baktığımızda aslında bir tane doğru. Ve iki farklı açısı var. Bu bir sonuç. A noktasından B noktasına gitti. Sonuca ulaştık. İki farklı açı var burada. Bir tanesi dikkat ederseniz açı 1. Bir tanesi açı 2. Şimdi açı 1 ve açı 2 çok açılara falan girmeyeceğim. Matematikle ilgili bir şey yapmayacağım ama çok basit bir kariyer problemini çok basit bir matematik sorusu haline çözmeye çalışıyoruz şu an arkadaşlar. Hayatınızda açı 2 dediğiniz kısım ne kadar büyüyorsa yani açı 2 büyük açı 1 ise daha az başarılı insanlara göre, diğer çevrenizdeki insanlara göre daha az başarılı bir hayat yaşamış oluyorsunuz. Çünkü şu kırmızı, yani o B noktası giderek aşağıya gelmeye başlıyor. Açı büyüyor. Şu kırmızı eğri aşağı iniyor. Ve daha uzun sürede daha az bir başarı elde etmiş oluyorsunuz çevrenizdekilere göre. Eğer açı 1 açı 2'den büyükse, yani yine ikinci tarafa geçelim. Eğer açı 1 açı 2'den büyükse yine matematiksel problem. Artık o kırmızı eksen yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Hatta böyle onu 90 dereceye falan daha bir getirmek imkansız. Çünkü 0 yaşında mükemmel başarıya ulaşmış oluyorsunuz ama ne kadar yukarıya getirebiliyorsanız o kadar başarılı olarak addediliyorsunuz toplumun gözünde. Şimdi evet, şimdi buraya kadarki kısım aslında matematik problemi. İşte anlattığım gibi hani ben size sizle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorum ve şu an hepimiz bu paradoksu, aslında çok basit bir problem, bunu çözmeye çalışıyoruz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Yani nasıl o açı 1'i açı 2'den daha büyük hale getirmeye çalışacağız? Tabii bu şu değil, ben hepiniz burada olduğunuz ve bu etkinliğe katıldığınız için açı 1'i büyütmeye çalışan insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Bazı insanlar, mesela benim ailemde de var öyleleri, kardeşim. Benim kendi öz kardeşim, ya ben böyle şeylerle uğraşmayacağım ya falan deyip, hiç böyle açı 1, açı 2 falan, başarı, kariyer falan deyip, ben mutlu, mesut, ben sanatla ilgilenmek istiyorum, ben farklı bir şey yapmak istiyorum deyip, o alanda giden, o alanda farklı bir yol çizen ve bu işi hiç matematiksel problemi oturtmadan normal kariyer yolunda devam eden bir kişi olmayı tercih etti. Biz burada böyle bir farklı pencereden bakmaya çalıştığımız için aslında bu soruyu nasıl çözebiliriz noktasında çok basit bir şey anlatmaya çalışacağım. Açı 1'i hepimiz açı 2'den büyük hale getirmeye çalışıyoruz başarılı olarak kendimizi adlandırmak için. Peki hani bunu nasıl çözebiliriz? Bunu çözmenin aslında çok basit bir yöntemi var. Hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz kullandık. Bilmiyorum işte hepiniz de böyle bisiklet fotoğrafını görünce hani bir geçmişe doğru bir gitmeniz olmuştur diye tahmin ediyorum. Ben işte ilkokul yaşlarında bisikleti çok aktif kullanırdım. Çok uzun bir zaman tekrar kullanamama durumum oldu. Çünkü İstanbul'da vesaire yaşıyordum. Sonrasında tekrar bir yurt dışına gitme imkanım oldu kariyer nedeniyle ve İrlanda'ya gittim. Ve ben İstanbul'da yaşarken çalıştığım firmalar Microsoft, IBM, SAP vesaire bu tip firmalar bana hep araba verdi. Şirket arabası. Şirket arabasını kullanıyoruz vesaire. Sonrasında İrlanda'ya ben görev için gideceğim zaman işte bir iş teklifi aldım gidiyorum. Şirkete ilk sorduğum şey şu oldu. İlk sorduğum şeylerden bir tanesi işte araç veriyor musunuz vesaire işte İrlanda nasıl bir yerdir? Hayır dediler biz bisiklet veriyoruz. Dedim ya dalga mı geçiyorsunuz yoksa gerçekten mi? Hani yani soruyu da tam idrak da edemedim. Sonra dediler ki hayır İrlanda çok yeşil bir memleket. Çok da güzel bir yer. Öyle çok fazla trafik vesaire bir sorun da yok. Biz de çalışanlarımızın spor yapmasını, bisiklet kullanmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. O yüzden bisiklet veriyoruz. Tamam peki dedim aldım bisikleti. Ben her gün 1,5 yıl boyunca işime bisikletle gidip gelmeye başladım İrlanda'da. Ve o bisikleti kullanırken aslında hepimiz o bisikleti kullandığımız ana dönelim. Aslında çok temel bir şey vardır bisikleti kullanırken. Bu kariyerimizle de çok ilgili bir şey. Bisikleti kullanmaya başladığınızda önünüze bakarsanız düşersiniz arkadaşlar. Bisikleti kullanırken hep karşınıza bakmanız gerekir. Karşınızda olan biteni takip etmeniz, ona göre hızlanmanız, yavaşlamanız, ona göre rota çizmeniz, ona göre hareket etmeniz gerekir. Bunu aynı kariyere, bunu kariyer tarafına indirirsek aslında olay şu. İşte birçoğunuz lise öğrencisiniz ya da işte üniversite öğrencisiniz diye. Lise öğrencinin en büyük problemi ne? Üniversiteye girmek. Ben bir üniversiteye gireceğim. Yani önüne bakıyor. Benim önümde ne var? Benim tabağımda şu an en büyük problem üniversiteye girmek. Ben bir üniversiteye girmeliyim. Üniversiteye girdikten sonra yine önüne bakıyor. Ne? Ben üniversiteyi bitirmeliyim. Peki üniversitede bitiyor. Peki üniversite bittiği zaman ben iş bulmalıyım. Yine önüne bakıyor. İş buluyor. Peki ben işimde işte atıyorum şu maaş skalasına gelmeliyim. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Sonra bir bakıyor hayat geçmiş.
Şimdi aslında önünüze baktığınız zaman o büyük resmi kaçırıyorsunuz. Önünüze baktığınız zaman sadece şu açıda gördüğünüzle hareket edersiniz. Bisiklet kullanırken ya da araba kullanırken ya da farklı, ama herkesin araba kullanma deneyimi olmayabileceğini düşünerek aslında bisiklet örneği vermek istedim. Bisiklet herkesin ortak kesiştiği noktalardan bir tanesidir. Hep önünüze bakarsınız, karşıya bakarsınız düşmemek için ve ona göre hareket edersiniz. Bisiklet kullanırken 3 tane dinamik içerisinde hepimiz gider geliriz arkadaşlar. Bir tanesi baktığınız yer. Nereye gitmek istiyorsun? Baktığınız yer aslında gitmek istediğiniz yerle çok orantılıdır. Yani siz karşıdaki eve gitmeye çalışırken sol tarafınıza ya da sağ tarafınıza bakmazsınız. Hep o tarafa bakarsınız. Dolayısıyla aslında bu şunu gerektirir. Bisiklete bindiğiniz anda bir hedefinizin olması gerekir. Yani ben bisikleti eğlence için mi sürüyorum? Yani parkın etrafında bir tur dönüp mü geleceğim? Yoksa ben buradan evden işe gideceğim mi geleceğim? Ve bununla ilgili bir hedefinizin olması. Sonra oraya bakmanız gerekir. O tarafa doğru. Tüm vücudunuzla o tarafa doğru dönmeniz gerekir. İkinci şey şu. Pedal çevirme hızınız. En baştaki o grafikte bahsetmiştim, hatırlarsınız. Giderek zaman geçiyor. Giderek hayatımız, daha az günümüz kalıyor, daha az zamanımız kalıyor. Ve giderek bisiklet için düşünürseniz pedal çevirme hızınız azalıyor. Yani bisiklete ilk bindiğiniz an en güçlü anınızdır. Bisikleti sürdükçe yorulmaya başlarsınız. Sürdükçe daha az hızlı sürmeye başlarsınız. Evet, farklı örnekleri var. Evet, bisikletle ilgili işte yarış yapanlar var. Farklı stratejiler kullanıyorlar ama ben gündelik hayattan örnek veriyorum. Gündelik hayatta bisiklet ilk en hızlı kullanabileceğiniz zaman ilk andır. Enerjiniz en yoğun olduğu andır. Dolayısıyla en hızlı kullanabileceğiniz anda en doğru yöne bakmanız gerekir. Çünkü en hızlı öyle gidersiniz. Üçüncü şey ise şu. Aklınızın içindekiler. Yani bisiklet aslında hani bu şu ana kadar anlattıklarım, evet, bir yol belirlediniz, bir yere gitmek istiyorsunuz vesaire, bunların hepsi aklınızın içinde olan şeyler. Yani siz bisiklete bindiğinizde aklınızın içinde bunlardan hiçbir tanesi yoksa o bisiklet yine hiçbir yere gitmeyecektir. Bunu işte daha önceki konuşmalarda da Memduh Bey yine bahsetti. İşte rotası olmayan gemiye hiçbir kaptan yardım edemez vesaire gibi bizim atasözlerle aslında açıkladığımız nokta bu. Söylediğimiz nokta. Ve aslında burada en önemli şeylerden bir tanesi de o. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne kadar gücünüz var ve ne tarafa bakıyorsunuz? Yani yapmak istediğiniz tarafa mı bakıyorsunuz? Çünkü ben Türkiye'de çok fazla bunu görüyorum. Kariyerle ilgili, başarıyla ilgili sorun yaşayan birçok kişi bana şunu söylüyor. Ben aslında bunu yapmak istiyorum ama şu an buradayım. Yapmak istediğinle şu an olduğu nokta çok farklı. Yani kendi iş dünyasındaki hayalleri var. İş dünyasında bir şeyler yapmak istiyor. Farklı bir noktaya gitmek istiyor. Ama işte eğitim sisteminin onu yönlendirmesiyle, aile yönlendirmesiyle vesaire farklı bir noktada. İnsan en başarılı olduğu zaman en sevdiği işi yaptığı zamandır arkadaşlar. En sevdiğiniz işi yaptığınızda en çok başarılı olduğunuz zamandır. Burada bugünden aklınızda kalmasını istediğim şeylerden bir tanesi bu bisiklet örneği. Yavaş yavaş aslında hani 10 dakikam var. Sunumun sonuna doğru geliyorum ve çok kısa bir sunumdu ama sunumun son noktasını anlatacağım şey aslında bence çok önemli bir nokta ve aslında internetle, teknolojiyle birçok şeyle de iç içe bir nokta. Şimdi biz en başta bahsettim, biz bilgisayarlarla uğraşıyoruz. Bilgisayarlar iki temel nokta üzerinden gidiyor. 1 ve 0. Var ya da yok. Yani bilgisayarların, bilişimin, yazılımın, donanımların vesaire tüm bilgisayar bilimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan şey birler ve sıfırlardır. Bu birler ve sıfırların farklı dizilimleriyle farklı anlamlar ortaya çıkar, farklı şeyler ortaya çıkar. Bu arkamda gördüğünüz görsel Ekonomist'in 2008 Mart ayının kapağı. Ekonomist dergisini ben çok Türkiye'de bulunduğum dönemde de takip ederdim. Yurt dışına çıktığım dönemde İngilizce orijinal basını takip etmeye imkanım oldu. 2008 yılında ben Türkiye'de bu kapağı gördüğümde bu kapak bana çok, bu resim bana çok şey anlatıyor. Bilmiyorum size ne anlatıyor ama birçok açıdan bakmak mümkün. Ben size sadece bir tanesini söyleyeceğim. Bir açıyı söyleyeceğim. Siz onun üzerine kendinizle ilgili farklı açıları kendiniz oluşturursunuz zaten. Buradaki bir tane açı şu arkadaşlar. Birler ve sıfırlar yağıyor. Yani dışarıda şu an internet dünyasını ya da bilişim ya da farklı dünyadaki her şeyi düşünebilirsiniz. Yani bilişim dünyası için örnek verecek olursak dışarıda bilgi yağıyor. Ve çok ciddi anlamda bir bilgi yağmuru var. Ve bu bilgi yağmurunda bir tane insan var olmaya çalışıyor. Bunun içerisinde bir noktaya gelmeye çalışıyor. Bunun için yapmanız gereken şu değildir diyor fotoğraf. Şemsiyenizi açıp yağmurdan saklanmak değildir. Orada şemsiye ile ilgili çok ince bir espri var. Şemsiyeyi ters tutmuş kişi. Evet, şemsiyenizi açın. Bazı kısımlardan korunun ama sizle ilgili değerli olan, gerekli olan kısmı alın. Ve çiçek. Çiçek sizin kariyeriniz olabilir. Çiçek eğer bir ülkenin yöneticisiyseniz o ülke olabilir. Ya da bir kurumun yöneticisiyseniz o kurum olabilir. Yani dışarıdaki bilgi yağmurundan sizin için önemli olan kısımları doğru şekilde alın. Siz eğer bir liderseniz, siz eğer bir bu işi doğru yaptığınıza inanan bir kişiyseniz ve o çiçeğinizi sulayın doğru şekilde ve o çiçeğin büyümesine izin verin. Bunu kendi kariyeriniz için de düşünebilirsiniz. Şu an internet çok farklı kariyer fırsatları sunuyor hepimize. İnternet üzerinde az önce işte İsmail Bey de bahsetti. Hani biz müzik sektörüne girdiğimiz
gittiğimizde internet yoktu, işte internetin nimetleri yoktu ama şu an çok farklı nimetler vardı. Evet, internet çok farklı imkanlar sunuyor ama kullanmasını bilene. Yani siz evet internet çok farklı imkanlar sunuyor dedikten sonra onu kullanamıyorsanız size hiçbir fayda sunmuyor. Sizin o farkındalıktan sonra bir adım atmanız, o işleri öğrenip o işler üzerine devam ediyor olmanız gerekiyor. Benim hayatımı değiştiren en büyük şeylerden bir tanesi internet oldu. Ben doğduktan sonra 6 yaşındayken ailem doğu görevi nedeniyle Diyarbakır'a taşındı ve Diyarbakır'da bulunduğumuz dönemde o zaman işte bu doğudaki olayların yeni başladığı dönemde tam 92 yılıydı ve babam bana sokağa çıkmayayım diye bir bilgisayar aldı. 6 yaşındayım, bilgisayarım var ve ben bilgisayarı hatırlıyorum o dönemde. Bilgisayar artık şu anki gibi böyle tek parça laptop falan filan değil, 10-15 parça bir alet olarak geldi. Siyah beyaz ekrandı ve ben o ekranda bir şeyler yapmaya başladım. Ve benim bilgisayarla tanışıklığım 6 yaşında başladı. Sonrasında bir söz vardır, bir problemle ilgili, bir sorunla ilgili. İlk önce onu kullanmayı, ilk önce o problemi anlayın. Sonra o problemi nasıl çözebileceğinize bakın. Sonra o problemi çözüp çözmemenin size faydalı olup olmayacağına da bakmak gerekiyor. Yani bazı problemler vardır, çözmemek sizin için daha faydalı olabilir. Ben bilgisayarla uğraşmaya başladıktan sonra şunu gördüm. Evet, bilgisayar Türkiye'de de gelişiyor, dünyada da gelişiyor. Ve ben bu alanda kendimi geliştirebilirsem eğer şu taraflarda çok farklı noktalara gidebilirim diye değerlendirip aslında o bilgi yağmurunda arkadaki görselde görüldüğü gibi şemsiyeyi açıp ondan saklanmayı, hani normal kullandığımız anlamda saklanmayı ya da sokağa çıkmamayı da tercih edebilirsiniz. Bu yağmurun altında hiç ıslanmamayı da tercih edebilirsiniz. Ama aslında burada verilmesi gereken doğru karar o yağmurun altında bulunup sadece almanız gereken kısmını alıp kendinize, o kariyerinize farklı imkanlar sunmak olacaktır. Benim sonrasında yaptığım çalışmalar, ben 2010 yılından beri internet üzerinde ve internetin politika etkileri üzerine çalışıyorum. Çok 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 niş bir alan. Yani bu alanda dünyada çalışan çok çok fazla kişi yok. Çünkü aslında bakıldığı zaman internet insanların, yani bireylerin kendilerini ifade edebilme alanı, farklı şekillerde ifade edebilme alanı, bir aslında bir kamuoyu. Yani nasıl biz herhangi bir konuda bir şu an bir toplandık, bir kamuoyu var burada, bir konuda değerlendirme yapıyoruz. İnternet de böyle. Ve internet farklı kitleleri çok hızlı etkileyebilme gücüne sahip bir kamuoyu. Yani biz şu an buradan çıkıp farklı kitleleri çok hızlı bir şekilde etkileyemeyebiliriz. Ama internet bunu yapabiliyor. Dolayısıyla bunun politikaya, bunun insan hayatına, bunun kariyere, bunun eğitime çok farklı imkanları var, çok farklı sağladığı noktalar var. Ve ben bu alanda politika üzerine çalışıyorum 2010 yılından beri. Sonrasında dünyada yaşanmaya başlayan, ilk önce dünyada yaşanmaya başlayan, sonra dünyada Türkiye'de yaşanmaya başlayan konularla aslında bu iki konu birbiriyle iç içe geçti. Ve aslında bana kariyerimde o A noktasından B noktasına gitme yolunda bana farklı bir yol çizdi. Aslında benim bugün anlatmak istediklerimin özeti bu. Yaklaşık 4 dakikam kaldı ve 4 dakika içerisinde vermek istediğim son mesaj şu arkadaşlar. Az önceki o değindiğim matematik problemindeki gibi görebilirseniz o zaman sizin için şu oluyor. Doğru zamanda doğru yerde bulunma imkanınızı arttırıyorsunuz. Yani şans dediğimiz şey, yani kariyer, işte evet çalışmak, başarı vesaire, ama onların yanında biraz da şans, ya hepimiz için bu böyle. O şansınızı arttırmanız gerekiyor. Ama o şansınızı arttırmak için işte her gün gidip milli piyango da oynayabilirsiniz ya da farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bu da bir şans arttırma yöntemi. Böyle değil de biraz daha dünyada ne gelişiyor kariyeriniz için bakacak olursanız ya da sizin için kendinize eğitmeniz gereken noktalar ne, buna bakıp bununla ilgili kendinize yatırım yaptığınız zaman o zaman işte doğru zamanda doğru yerde olabilme imkanınız artıyor. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuz zaman da farklı fırsatlar size geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir sunum olmuştur.